davet ettiğiniz, kabul ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Bir kütüphane müdürü olarak aslında çok sık görüşüyoruz. Bu doğal bir durum değil. Yani yurt dışına karşılaştırırsanız doğal değil. Ama ülkemiz koşullarında karşılaştırırsanız bence az bile görüşüyoruz. Bu kadar küçük bir adada her türlü izolasyonun yaşandığı bir ülkede biz adayı dünyaya bağlayan değil, dünyanın her şeyiyle bütün bilgisini adaya getiren bir yatırım yaptık Yakın Doğu'da. Bugün Yakın Doğu Büyük Kütüphanesi gerçekten biraz önce sizlerin de söylediği gibi dünyanın sayılı kütüphanelerinden biri olmaya, bunu abartarak değil gerçekten gururla söylüyorum, yaptığı birçok atılımda dünyanın sayılı kütüphanelerinden biri olmaya aday bir kütüphane ve bazılarında da ilkleri gerçekleştiriyor. Bu nedenle de çok sık görüşüyoruz. Sizler de sağ olsunlar bunları bizlerle, bu duyguları bizlerle paylaşıyorsunuz. Benim bugün burada esas olarak bulunma nedenim, birincisi sizlere üyelik kartlarınızı teslim etmek. Bir de yeni yapmakta olduğumuz, yeni geliştirdiğimiz bazı hizmetleri sizlere açıklamak. Sizler basın mensubu olarak her gün, her dakika bir haber üretiyorsunuz. Bu bir şekilde biriktirme, araştırmacı gazetecilik denen bir meslek var. Bir bilgisayar ortamında aktarmış bulunuyoruz. Yani şu anda bilgisayarınızdan girip herhangi bir kelimeyle, içerisindeki geçen her kelime ile, tek bir kelimeyle Ayvasıl yazdık veya Talat yazdık. Ben biraz önce gelmeden baktım. Talat yazınca 3559 makale çıkıyor. Toplam 32.000 makale olmak üzere tümünü bilgisayar ortamına aktardık. Bunlar 15 günde bir de, yani 15 gün geriden gelmek üzere sürekli devam edecek bir hizmet olacak. Bunun da bizim gibi bu kadar yoğun siyasal bir olayların yaşandığı bir ülkede yararlı bir hizmet olacağını düşünüyoruz. Bu hizmeti de açıklamak için buradayım. Biz bunun gibi hizmetleri vermeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Yakın Doğu Büyük Kütüphanesi eskiden sizler de gördüğünüz, alıştığımız, genç çocukluğumuzda bildiğimiz karanlık, tozlu raflarda kitapların durduğu, girince sizlere konuşma, etme, gitme, dokunma denen, benim kendi deneyimlerim böyleydi. Gitmeye korktuğunuz bir yer değil. Bizler gerçekten bu bilgiyi paylaşılması gerektiğini, bugünün bilgi toplumunda ancak böylesi hizmetler olabileceğine inanıyoruz. Bir diğer geliştirdiğimiz hizmet yine çok yakın geçmişteydi ama onu yine de vurgulamak istiyorum. Bu da SMS, cep telefonları üzerinden açtığımız servis. Tesadüfen de askerdeki arkadaşımız Osman Sabırlı çıktı. Ona da buradan hayırlı tezkereler dileyelim. Başarıyla görevine başladı köprü bölüğünde. Ona da sevgilerimizi yollayalım. Sayın Müdür Bey çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok sağ olun. Biz de size küçük bir anı plaketi hazırladık. Şöyle alayım sizi. Bir de Özcan abiyi rica edeyim. Bizim hepimizin hocası. Özcan abi buyurur musun? Şöyle alabilirsiniz. Özcan abi size takdim etsin. Özcan Özcan Han Türk basınının duayenlerinden. Bir teşekkür plaketi bu hizmete karşılık Yakın Doğu Üniversitesi'nin. Sizin girişiminiz, 45 yıllık gazeteciyim, Kıbrıs'ta ilk defa yaşadığım bir olaydır. Düşündüğünüzden dolayı, bu girişiminizden dolayı, bu hizmetlerinizden dolayı sizi kutlamak isterim. Ve bütün arkadaşlarım adına yürekten teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Şöyle bir poz alabilir miyiz? Evet. Özcan abi, yönetim kurulu üyelerini rica edebilir miyim lütfen?